Herkese yeni kanaldan merhabalar. Evet e, baya bir düşündüm ilk videoyu nasıl çekmem gerektiği konusunda. Bu yüzden de bir ay falan oldu galiba kanal açıl ama hiç video atamadım. E, kısım kısım böyle daha doğrusu part part işte kısım kısım her neyse anlatmam gereken yerleri anlatıp ilk videoyu bu şekilde tamamlayacağım. Şu an ayarlardan başlayacağım abi. İlk başta temel ayarlar. Grafikler kısmına geldiğiniz zaman abi en üst tarafta buradaki bazı özellikler bazı telefonlarda olmayabiliyor. Mesela buradaki HFR modu işte HD modu vesaire bunlar bazı telefonlarda olmuyor. Bu tamamen telefonun kalitesine ve türüne bağlı bir muhabbet. Bazı yüksek model telefonlarda da olmuyor sanırsam Android modellerde. Ama bunları bu şekilde kullanmanız daha iyi. Gölgeyi boş yere açmayın. Bu telefonun boş yere kasmasını sağlar. Hasar metni açık olsun. Renk görü fitnesi artık sizin durumunuza bağlı. Açıp da deneyebilirsiniz. Rengini hoşuna gidiyorsa, rengi hoşunuza gidiyorsa veyahut zaten öyle bir sıkıntınız varsa kullanmanız gerekiyor. FPS kesinlikle açık olması gerekiyor. HDR modu açık, HD modu açık. Bunların hepsi oyun kalitenizi etkileyen şeyler ama telefonu biraz yorar, ısındırır, interneti de fazla yer, şarjı da fazla yer normal olarak. Beceri titreşimi keyfinize bağlı. Çerçeveyi de ben açmıyorum. Kapalı bir şekilde tutuyorum ve bu grafiklerde de aşırı da oynuyorum. Alt taraftan müziği kapatıyorum. Oyun sesinin müziğini sevmiyorum. Ses efektleri açık olacak. Oyun sesi normalde ben o, e, oynarken full ama video falan çekerken burayı indirmek zorunda kalıyorum. Arkada benim sesimin daha net çıkması için. Orası önemli değil. Oyunda 3 tane ses var. Şu en alttaki sanırsam pardon en sağdaki sanırsam ya Çince ya da Japonca olması lazım. Türkçe var bütün kahramanlarda yok bazılarında var ama genelde olarak bütün kahramanlara en uygun sesler İngilizce'de var. yazılı sohbet, oyundaki sohbetiniz, ses sohbet, sesli konuşma, yazılı sohbet çeviri gereksiz bir kullanım. yabancı dildeki İngilizceyi daha doğrusu Türkçe'ye çeviriyor. bağlantı ayarlarında da hız modu bu açık olsun abi bu bağlantınızı biraz daha iyi yapıyor ama dediğim gibi bu ve üstteki modların hepsi şarjı bir tık daha fazla götüren faktörler. Kontrol modlarında şimdi burada en üst taraftan gelişmiş nişan modunu seçmek zorundasınız. Neden? Bakın en sol taraftaki o saldır butonunun sağ ve sol alt tarafındaki yerler boş. Onlar ne? Sol alt taraftaki şeye bastığınız zaman mesela şuradaki görselde sol alt taraf boş ya. En sağın sol alt tarafı Saldırı butonunun sol alt tarafı ve sağ üst tarafı boş. Ama bunda bakın işaret kırmızı ve pembe olmak üzere iki tane işaret var. Onlar ne? Sol alt taraftaki minyon ve orman. Bunları nerede kullanıyorsunuz? Mesela ee, koridordasınız ve sizin saldırma misafirinizin içerisinde hem minyon var hem de rakip var. Normal saldırı butonuna basarsanız normal olarak kahramana saldırır. Çünkü önceliği odur. Ama sol alt tarafa doğru basarsan minyona saldırı yaparsın. Aynı şekilde orman, lord, kaplumbağa bunlar için de sol alttaki tuş geçerli. Ona doğru basarsanız rakibe değil o an ormana veya minyona vurursunuz. Bu ne işinize yarar? Koridordayken minyona son vuruş atarsınız. Lord'dayken rakibe değil lord'a vurarsınız. Vurarsınız. Ormandayken de rakibe değil ormana vurursunuz. Sağ üstteki ise kule demek. Yani karşının ana kulesi veya diğer bütün kuleler aynı bahsettiğim muhabbet kule içinde geçerli. Ee, burada bunu kullanıyorsunuz. Şimdi hedefleme önceliğinde de e, bu en düşük HP yüzdesi sanırsam birkaç güncelleme önce geldi. Ee, bunu mu kullanmak daha mantıklı, en düşük HP'yi mi kullanmak daha mantıklı? O biraz oyundaki oyundayken sizin durumunuza bağlı. Ama şimdi düşününce tankın canı çok fazla cana gitse en düşük HP yüzdesine düşecek. Hı 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 hı. HP kullanmak daha mantıklı galiba ya. Daha mantıklı. Neyse bendeki bu yine kalsın da. Zaten savaştaken ee, savaştayken takım savaşındayken şimdi bahsedeceğim bir daha geliyorum oraya da. Bunun bir çok da bir önemi yok. Neden yok? Heh kahraman kilit modu. Bu ne demek? Şimdi oyun oynarken fark etmişsinizdir benim videolarımla vesaire. Veya ilk kez izliyorsanız oyuna yeni başladıysanız oyuna girdiğinizde bu modu, bu modu açık bırakırsanız fark edersiniz. Rakiplerin içindeyken yani yakınken hepsi o sağ taraftaki panelin üst tarafında böyle gözüküyor. Şu an gözüken gibi işte Odet, Mia, Karine ve Mino. Bunların hepsi gözüküyor. O an mesela buradan ne seçili abi? En düşük HP tamam mı? Şu an siz adamların için adamların için alarm niye verdi ya? Heh. Siz adamların içindeyken sallıyorum Minotor'un HP'si en düşük olan şampiyon o an orada hani hepsinin canı full Minon'un canı az. Otomatik olarak saldırı tuşuna basarsanız kime fokus atacak? Normal olarak Minotaur'a atacak ama orada içerisinde olduğun anda hani o alanda olduğun için hepsinin resmi oradaki panelin üstünde bu şekilde çıkıyor. Minotaur'a değil de oradan karinanın üstüne bir kere tıkladığın zaman aranızda o şekilde kırmızı bir bağ oluşturup tamamen ona kilit ve fokus atmanızı sağlıyor. Yani o kilit kilitliyor ve o, o şampiyona odaklanıyorsunuz. Bütün vuruşlarınız, bütün ee, düz vuruşlarınız, yetenek vuruşlarınız hepsi o adama gidiyor. Bu yüzden bu mod kesinlikle önemli. E, zaten galiba bunu yine bugün atarım. Şu an mesela kanala attığım bir Zilong videosu var. Normal Paronet kanalına. O videoda Zilong Oynadım ve o videoda keriyi hep bu mod sayesinde kestim. Dikkat edin fightlara. Mesela dört kişi arasından herif gelirken hemen orada adamın resmini gördüm, ona tıkladım ve o an onu kestim. Bu oyundaki en önemli şeylerden biridir arkadaşlar. En önemli. Yani fightta e, ister bu seçili olsun, ister bu seçili olsun, ister bu seçili olsun, bunda kalsın ama e, o an orada hangisini kesmeniz gerekiyorsa ona fokus atmak zorundasınız yaparsanız daha iyi olur otomatik yükselti kullanmıyorum. onlar geç geç onları satın alımı da geç 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 sabit pozisyon bu galiba şeydi e, o dönem bir faktör değil çok fazla takılacağınız bir şey değil hassaslığı burada fulde kullanıyorum ee, bunun muhabbetini ama inanın ki bilmiyorum ama ben pek bir etkisini görmedim yani oynarken sanırsam yetenekleri sağa sola oynatırken o hızı ayarlıyor o tamamen sizin elinize bağlı bir muhabbet alt taraftaki bu iptal et düğmesi kendinize göre seçiyorsunuz belirli bir mesafe yukarı kaldırınca mı gitsin yoksa sağ yukarıdaki o iptal et'e kadar getirince mi gitsin bunu siz belirliyorsunuz kamera hassasiyeti de oyundaki dediğim gibi sizin kendi şeyinize bağlı eee normal haritayı küçük harita değil normal harita küçük haritada etki etmiyor sanırsam bu. Normal haritada elinizle ne kadar oynatırsanız yani hız olarak veya milimetrik olarak ne kadar hareket etmesini istiyorsanız ona göre seçiyorsunuz. Minimuma getirirseniz çok az hareket ediyor. Maksimumda da zaten dokunduğunuz anda uçuyor gidiyor. Bu tamamen size bağlı. Ben bu seviyede kullanıyorum. Çünkü ben ee, bayağı bir haritaya bakmaya çalıştığım için seri görmek istiyorum. Bu yüzden de yüksek kullanıyorum. Ee, burada önemli bir şey yok. Burada mesela oyuna girdiğiniz zaman e, karakterlerin sıralanma seviyesi var. Bu satın alım zamanınıza göre mi sıralansın yoksa oynama çokluğunuza göre mi sıralansın diye bunu seçebiliyorsunuz. Ben de şunu yapayım bu arada kalsın orada. Burada da bu önemli bir şey değil. Ee, burası böyle. Oyunun en önemli yerlerinden biri tabii ki amblemler kısmı. Şimdi buraya kısaca geçeceğim. Neden kısaca geçeceğim? Şöyle açıklayayım. Burada hiç kullanılmaması gereken amblemler var. Mesela fiziksel amblem, ortak fiziksel amblem ve ortak seyir amblemini hiçbir şekilde elinizi değdirmeyin abi. Bu ikisi e, oyundaki en baştaki şeylerdi. Aslında bu mesela suikast şabli sonradan geldi? Savaş sonradan geldi. Bunlar en baştan biri vardı ama bunlar çıktıktan sonra bunlar tamamen işlevini kaybetti. Ee, bunlar yüksekse bunları hiçbir şekilde kullanmayın. Bunlar tamamen çöp. Hiçbir alta, hiçbir işe yaramayan siperler. Tank şampiyonlarının birçoğunda bu kullanılıyor. Bunları da bazı videolarda bahsedeceğim. Tank şampiyonlarında bu bu da genelleme olarak kullanılmıyor. Çok 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 nadir şu an. Kimi şampiyonuna kullanıyorlar. Onun haricinde bir etkisi işte bir yok. Oyunun en çok tercih edilen ambleminden e, biri budur. Ve peşine budur. Neden bu? Bunda altın özelliği var. Ödül avcısı diye. Ve kill aldığınız zaman size 80 altın veriyor. Ama bunu her şampiyona çıkamıyorsunuz. Adc'lere çıkabiliyorsunuz. Suikastçilere çıkabilirsiniz. Ama gidip büyücüye bunu çıkamazsınız. Büyücünün kendi özel runu var. Bunları şimdi hiç bilmeyenlere anlatıyor gibi anlatsam, Bu sefer bilenler sıkılacak ama dediğim gibi burada birçok şampiyonda kullanmanız gereken şu anki metaya göre şöyle göstereyim arkadaşlar. İki tane buradan hareket hızına verebilirsiniz. Buradan bir tane e, saldırıya verebilirsiniz veya üçünü de çevikliğe verebilirsiniz. İkinci taraftan ağırlık olarak zırt denmeye verin. Son taraftan da dediğim gibi altın yani oyun başında güçlü olduğunuz ve kill alacağınızı düşünüyorsanız ödül avcısı alın. Tek solo lane'de kapışıyorsanız bunu alabilirsiniz veya bunu alabilirsiniz. Bu tamamen sizin oyun tarzınıza bağlı. Bunun bir öğreticisi maalesef yok. Yani bu size bağlı muhabbet. Oyundaki bütün büyücü şampiyonlara da e, istisnasız bütün büyücü şampiyonlara da bu item çıkılıyor. Yani büyücü sıfatı altında geçen bütün şampiyonlara bu büyütler çıkılıyor. Bu da dediğim gibi değişir durumunuza göre. Mesela buna da ilk tarafta midde hızlı ve seri olmanız gerektiği için hareket hızı İkinci taraftan büyüğünü futu da çıkabilirsiniz. Mesela Alice oynuyorsunuzdur. Gui Never oynuyorsunuzdur vesaire. Can çalan şampiyonlar oynuyorsunuzdur. Bunu da çıkabilirsiniz. Son taraftan şu an ee, en güçlü daha doğrusu en işlevsel olan bu. Bunlar biraz etkisini kaybetti maalesef. Ama kullanılabilir. Mid lane'de oynuyorsanız yani orta koridorda oynuyorsanız ve takımınızda mavi buff'ı, blue buff'ı alması gereken daha öncül bir şampiyon varsa bunu çıkmanızı tavsiye ederim. Mananızı dengeler, biraz daha korur. Onun haricinde yoksa early'de ve late'de daha hızlı bir şekilde item alıp gelmeniz için bu özellik biraz daha iyi. Savaş şampiyonlarında da bu amblemi kullanıyorsunuz. Şimdi ilk taraftan ee, fiziksel saldırı bu kesin bu değişmez bir şey İkinci taraftan zırt delmeye de verebilirsiniz Ben bazen fani oynarken Karşımda eğer beni counterlayacak Yani bana sıkıntı yaratacak şampiyonlar geliyorsa Canla giriyorum Çünkü oyun başında 300 cam galiba veriyor Toplam bu geliştirdiğim zaman Ve gerçekten çok fazla işime yarıyor Hani zaten hasarım var şampiyonda Ama oyun başında o 300 cam Belki 2 tane vuruşa denk gelecek Ve ben ölmeyeceğim Ve cidden oyun başında size ciddi bir can sağlıyor. Fark etmeseniz bile late'de bir işinize yaramasa da oyun başında gerçekten işinize yarıyor. Birçok şampiyonda bunu çıkıyorum ama genellem olarak zırtlamaya kullanıyorum. Son tarafta şu ikisi çok kullanılmaya değer özellikler değil. Burada da savaşçı zaten kullanıyorsanız can çalmanız çok önemli. Bu özellikte de normal kendinden %8 yeteneklerle can çalma veriyor. Mesela Fen uçuyorum ya veya normal bir skill attım. %80'ini canlı olarak çalıyorum ben verdiğim hasarın. Onun haricinde %12'ye kadar da 12 tane kill alırsanız ekstra size 12 can çalma veriyor. 8 oradan 12 doğrudan toplam 12 kill aldığınız zaman bu amblemle girerseniz %20 yeteneklerden can çalma alıyorsunuz. Mesela rakibe 1000 vurdunuz yani 1k vurdunuz otomatik olarak 200 can çalmanız direkt cepte. Cep, cebinize geliyor. Oyunda birçok destek şampiyonla da bu amblem kullanılıyor. Oyundaki birçok nişancı şampiyonunda da bu amblem kullanılıyor. Bunların bence anlatılacak çok bir şey yok. Oynadığınız şampiyonun özelliğine bağlı olarak girip buradan incelemeniz gerekiyor. Saldırı mı önemli? Şimdi mesela gidip Claude'a nişancı amblemiyle girme abi. Gelip bununla gir. Şimdi senin burada mesela kritik saldırı şansı. Cloud'da kritik kullanmıyorsun ne bileyim burada bekleme süresi düşünme. Bir işine yaramaz sadece oynarken. Ama mesela ne oynuyorsundur? Ben bunu neyde kullanıyorum? Leslie'de, de mesela kullanıyorum. Ne kullanıyorum? İşte ilk taraftan fiziksel saldırı. ikinci taraftan kritik hasarı %13.5 arttırma. Neden? Irtel kritik vuruyor. Leslie kritik vuruyor. Mesela Clint kritik vuruyor. Ve bu demek kritik hasar vurduğunuz, hani kritik hasar şansınız değil. Kritik vurduğunuz hasarın Oranını arttırıyor. Bin vuruyorsanız 1100 bin yok pardon 1000 kaç vuruyor? Aynen 1135 vuruyor. Yanlış satamıyorum değil mi? Aynen 1135 vuruyor. Son taraftan da mesela bu da kullanılabilir şu da kullanılabilir. Bu fiziksel hasarınızı %12 kadar arttırır. Bu biraz daha late game'de işinize yarar. Çünkü item çıkmanız gerekecek bunun çok daha fazla işe yaraması için. Ama öyle de bence şu en iyisi. E, hem lane'de hepinizi tazeliyor hem de vurduğunuz zaman hareket hızınızı bir nebze de olsa arttırıyor. Dediğim gibi bu da tamamen sizin seçimlerinize bağlı bir muhabbet. Yetenekler. Burada hiç kullanılmayan var mı diye düşünüyorum. Yok. Çok fazla etkisiz yok. Ama kullanmanızı en tavsiye etmediğim yetenek ilhamdır. Bunu genelde ADC'lere alıyorsunuz ama almayın arkadaşlar. Neden almayın? E çünkü oyunla hemen hemen bütün şampiyonlarda bir yavaş tatma, bir sersemme bir işte kışkırtma hep bütün özellikler var. Ve bunu aldığınız zaman gerçekten çok savunmasız kalıyorsunuz. Saflaştır Çoğu şampiyonla mesela ADC ve ADC tarzında şampiyonlara ta tavsiye ettiğim Saflaştır ışınlanma veya kalkan. Bu üçünden birini almanız Önemli rica olunur. Tabi bu dediğim gibi oyun tarzınıza bağlı. Mesela Claude'a infaz oynayan da var. Şu an orta koridor sizin buff'ınıza bastığı için pençe oynayan da var. Vesaire vesaire vesaire. Ee, mid şampiyonlarının hemen hemen hepsine pençe girin. Çünkü ormanları almanız gerekiyor. bir. Buff'ınızı almanız gerekiyor. iki. Kaplumbağa görevi sizde. 3. Lord görevi sizde. 4 karşının ormanına girersiniz. Oradan buff çalmanız gerekir. 5. Birçok da böyle. Taşlaştır mesela en önemli ve en gerekli olan herosu Helcurt'tur. Kombonuzu düzgün atabilmeniz için onu da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunu herolara tanıtırken, bahsederken bunlardan da bahsedeceğim. Sadece genellem olarak gösteriyorum. Hylos, işte Uranüs tarzı şampiyonlara da şu an canlandır. Veyahut alev atışı kullanıyorlar. Alev atışı çok güçlü. Rakibin direkt arkasına geçip oradan bir şekilde alev atışı attığı zaman birazcık ileri savuruyor. Geri savuruyor yani. Bu şekilde de oyun yapabiliyorlar. Ama bunlar biraz daha üst düzey. Bunları video izleyerek veya böyle maçlara bakarak global oyuncuları takip ederek öğrenebilirsiniz. Çok fazla tank oynamadığım için bunları da çok fazla kullanmıyorum. Faşa da olsun, Valir de olsun, efendime söyleyeyim Kimi de vesaire kullanıyorlar. Çok güçlü bunu da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen karşıya bağlı, kendinize güveninize bağlı ve o anki oyun düzenli ve sistemine bağlı. Ve buradaki en önemli Şeyi de bahsetmeyi unutmuşum. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir muhabbet var. Ee, benim buradaki bütün gördüğünüz amblemleri 2, 4, 6, 8, 9 tane var. Bunların hepsini 60 seviyeye getirmem bu hesapla ortalama 2 sene oynamama bedel oldu. Yani 2 seneye yakın bir şekilde bunların hepsi tamamlandı. Bunları tamamlamak gerçekten çok zor bu oyunda. Ee, yani oyun ya bana para yatır diyor ya da oyuna bir şekilde geride başlarsın diye sana maalesef diretiyor. Bunları geliştirsen şampiyon açamıyorsun. Şampiyon açsan bunları geliştirme şansın olmuyor. Dediğim gibi bu ikisini tamamen boş geçin. Onun haricinde ilk başta kendinize bir oynayacak şampiyon belirleyin. Ben şu rolde şampiyonları daha çok oynuyorum. Ama benim tavsiyem ilk başta geliştireceğiniz iki tane yeteneğiniz özel suik ortak şey özel suik hasçı ile özel büyü amblemi olsun. Bu ikisini zaten fullerseniz bir oyundaki birçok şampiyonu oynayabiliyorsunuz. Adecileri şununla oynayabilirsiniz. Bütün büyücüleri bununla oynayabilirsiniz. Bütün savaşçıları bununla oynayabilirsiniz. Bundan sonra da geliştireceğiniz şey özel tank amblemi olsun. Tankları çünkü bununla oynamanız gerekiyor. Peşine nişancı, destek, savaşçı olarak geliştirebilirsiniz. Bunlara vermeyin. Ama oyuna ilk başladığınız zaman bunlarla oynamak zorundasınız. Bu da bir gerçek maalesef. Onlar hakkında bir tavsiyede bulunmayacağım. Bunlar ama dediğim gibi geliştirmenize hiç ama hiç gerek yok. Oyundaki karakterler. Oyundaki karakterler, kahramanlar ee, bunların çoğu 32 bin oyun parası olmak üzere, savaş puanı olmak üzere 24 bin olanlar var. elmas ee, elması var vesaire vesaire. 24 bin, 15 bin olanlar var. 6500 olanlar var. Edora 2000'miş lan. Edora 2000'e düşürmüşler. 15.000 olan var. 10.800'de Mia var. Şimdi burada oyunda meta kavramı var. Tamam meta dediğimiz şey aslında oyuncular oluştursa da hani metada illa bu şampiyon var diye bunu almanız gerektiren bir şey yok. Mesela şu an nedir abi? Bakıyorum. Faşa meta. Faşa meta dediğin zaman şu demek. Faşa şu an güçlü. Veya bizim serverımızda bizim Türk metasında oynanan bir şampiyon. Piklere karşı üstünlük sağlayabilen bir şampiyon. Hylos meta. Kanka Han Hanzo alma Hanzo meta değil. Hanzo'nun güçsüz olduğu anlamına gelmiyor bu. Ama Hanzo'nun karşısına gelecek şampiyonlar Hanzo'ya sıkıntı yaratacağı için oynanmıyor. Mesel şu an Aldous çıktı zaman metaydı ama şu an değil. Bu Aldous oynanmayacağı anlamına gelmiyor. Doğru bir oyun mantığıyla, doğru bir Kompozisyonla doğru bir takım savaşıyla bütün şampiyonlar oyundaki bütün şampiyonlar iş yapar. Ama bir şekilde birbirinden üstünlü olan şampiyonlar var. Mesela şimdi siz oyunda başınıza geliyordu, gidiyorsunuzdur mesela Layla alıyorsunuzdur, Hilda alıyorsunuzdur, işte Egor alıyorsunuzdur, Bane alıyorsunuzdur. Sana küfür ediyorlardır. Aslında bu şampiyonun güçsüz olması değil sebep. En büyük sebep aldığınız şampiyondan daha güçlü şampiyonların olması sorun. Mesela sen gidip ADC Mia alırsın. Tamam Mia güçlü bir şampiyon. Yeri gelince vuruyor. Ama Mi örnek veriyorum o kadar güçlü bir şampiyon varken Granger kadar güçlü bir şampiyon varken sen gider Mia alırsan yani adamlar da bir şekilde kızıyorlar. Ya yani bu sadece bu oyuna bağlı bir şey değil. Aslında bütün oyunlarda meta kavramı vardır. Bazı şampiyonlar düşürülür. Bazı şampiyonlar güçlendirilir. ve buna da ayak uydurmak zorundasınız. Ya bunun böyle yazdığı bir yazılı kuralı olarak hiçbir yerde yok. Yani internete gireyim ben veya paranoya gireyim veya bir başkasına gireyim işte kanalına yazayım meta nedir veya yazayım meta nedir diye böyle bir muhabbet yok. Mobile Legends'ın kendi paylaştığı bir meta muhabbeti var. Ama o tamamen oyuncuların en fazla seçtiği şampiyon üzerine geliyor ve lig sınıflaması yok. Hani Savaşçı Liginden de alıyorlar o verileri. Mystic Liginden de alıyorlar. Yani o yüzden ona çok fazla itimat etmenize gerek yok. Ee, şampiyonlar konusunda diğer vermem gereken bir veri ise kendinize öncelik olarak minimum 2 minimum 2 main yani en fazla oynayacağınız o o şampiyonda profesyonelleşeceğiniz şampiyon belirleyin. 2 tane hedef belirleyin kendinizi oynuyorsanız eğer ve onunla kendinizi biraz, biraz daha geliştirmeye çalışın. Bu şöyle şampiyonlar olsun. Mesela şu an oyunda Kufra sürekli banlanıyor çünkü çok güçlü. Oyunda Gus banlanıyor çünkü çok güçlü. Oyunda Adicler banlanıyor çünkü çok güçlü. Kendinizi o an illa en güçlü olan meta şampiyonuna odaklamayın. İşte mesela ben bu oyunu ilk çıktığından beri oynuyorum. Lancelot çıktığında çok güçlüydü. Lancelot oyuna geldiğinde hiç tanımadığımız oyuncular piyasaya çıktı. Çünkü herif o hero çok güçlü olduğu için o hero da kendini modelledi. O hero da kendini geliştirdi. Birer ay, iki ay gündemde kaldı örnek veriyorum. Ama ondan sonra Lancelot bir nerf yedi abi. Bir güçsüzleştirildi. Sonra o adam da piyasadan silindi. Lancelot da piyasadan silindi. Sadece böyle heroları oynamayın. Ama Lancelot'tur, Fenidir. İşte bakayım buradan başka 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 böyle Link'tir, Van Van'dır, Sonra Gus'tur, Helcurt'tur, Cloud'dur. Böyle şampiyonlara elinizi ısındırın. Abi Cloud'u oynayan bir adam Feni oynayan bir adam yaç Feni biraz farklı hani Feni böyle bağımlılık haline getirip oynarsanız diğer şampiyonları oynayamazsınız ama Feni Guz, işte böyle oynak şampiyonları oynarsanız bir şekilde emin olun ki diğer şampiyonları da oynarsınız. Ya ders çalıştığınızı düşünün ya. Trigonometri çözüyorsunuz. Gider en zor soruyu çözersen e biz Ahmet en kolayını da çözersin yani. Ama en kolay arayı oynarsan sen gider sadece sırf güçlü diye bir şampiyonu oynarsan e gider diğer zor şampiyonlar oynayamazsın. Yani kendinizi geliştirmek istiyorsanız en basit şampiyonlara daha doğrusu oynanması basit ama ee, çok güçlü şampiyonlara odaklanmayın. Bu sefer güçsüzleştirilirse üzülürsünüz abi. Harcanırsınız. Harcarlar. Yani bu oyun ne nöfler gördü. Ben neler gördüm yani bu oyunda. Böyle geldiğinde yargı dağıtan ama Ondan sonra bir ufacık nerfte, ufacık bir güçsüzleştirmede bütün MLBB kariyeri biten oyuncular, bütün MLBB kariyeri biten herolar, şampiyonlar neler neler gördü yani bu güzel. O yüzden kendinize öncelik olarak bir rol belirleyin ama o role sadece takılık kalmayın. Çünkü oyunda zaten çok fazla karakter yok ve meta adı altında top top basan 20 30 tane şampiyon var. Yani oyundaki eroların yarısından çoğu aktif bir şekilde oynanmıyor sürekli. Belli başlı şampiyonlar şampiyonlarda dönüp dolaşıyor. En azından 4 5 tanesine hakim olursanız emin olun ki oyunlarda daha rahat edersiniz. Kahramanlarla alakalı son olarak da rolleri var. Dediğim gibi zaten bahsettim. Ee, tank, savaşçı, suikastçı nişancı, büyücü ve destek. Oyundaki muhabbet genelde şöyle dönüyor. Orta koridora bir tane büyücü alıyorsunuz. Şu andaki metaya uygun olarak söylüyorum. Yanına bir tane destek veya tank şampiyonu alıyorsunuz. Bu bir, iki. Bot lane'e yani aşağı koridora bir tane ADC, nişancı. Yanına bir tane destek veya tank. Ne etti? Dört. Yukarı koridora da bir tane genelde şu anki metada savaşçı tarzında bir şampiyon alınıp bu şekilde oynanıyor. Dediğim gibi bu anlattıklarım illa uygulanacak diye bir şey yok. Ben sadece e, genel oyun mantığında hani genelleme yüzde %99'da yapılan sistemden bahsediyorum. Yani 5'le giren takımlar böyle kompoz kompozisyonlar yapmıyorlar. Farklı şeyler deneyenler var. Genelleme olarak söylemiyorum dediğim gibi. Ama bir yerden başlamak istiyorsanız bunlara uymak zorundasınız. suyu e suikastçı da gidebilir. Ama takımda bir tane de olsa büyü hasarı olması her zaman karınızadır abi. Buradan çekiliş muhabbetleri var. Bunları oyunu inceley inceleyerek anlayabilirsiniz. Buradan ee, skinler işte şampiyonlar vesaire kazanıyorsunuz. Hazırlık kısmında heh, burası amblem geliştirmeniz için en önemli olan yerlerden birisi. Neden? Çünkü bu en baştan beri yoktu. Mesela burası olsaydı emin olun ki ben 2 senede değil belki bir buçuk sene belki biraz daha kısa bir sürede bütün amblemlerimi fullleyebilirdim. Fulllemek çok zor ama bu şurada bu, bu, modda şöyle bir avantaj var. Mesela özel amblem türleri ormancı diyor. Şu an ormancı fırsatı var. Bu galiba 48 veya 72 saatte bir değişiyor. Mesela bir sonrakine sallıyorum savaşçı gelecek. Bunu 5 kere çevirdiğiniz zaman Eee ormancı ağırlıklı olmak üzere sana bunları veriyor abi. Ben de şu an bunların hepsi olduğu için bunlar otomatik olarak sihir tozuna dönüşecek. Mesela bastım 2700 altına bu kadar şey verdi. Yani bunlar böyle böyle yavaş yavaş geliştirmek zorundasınız. Şundan da bahsedeyim. Eğer amblemlerde mesela ormancınız atmışsa ve az önce gösterdiğim yerden şey yaptıysanız, çekiliş yaptıysanız Ormancı çıktıysa o otomatik olarak sihir tozuna çevriliyor. Sihir tozu ne? Sihir tozu da ee, mesela ormancı için az önce çıkan o parçalar yerine ben yukarıdaki 40 bin tane mesela yazan şeyi bunların hepsini geliştirmek için kullanabilirim. Sihir tozu hepsini kapsıyor. Sadece ne ormancı ne suikastçı ne de büyücü. Hepsini bunlarla geliştirebiliyorsunuz. Şu an benim her şeyim full olduğu için herhangi bir şeyi değiştiremiyorum. oyundaki en önemli şey orayı göstermeyeceğim. Ee, ya da göstereyim orayı şey yaparız. Sansürleriz. Ee, hesabınızı bağlayın. Ama size bir tavsiyem. Ee, Facebook VK bunları bağlamayın abi. Facebook bağladığınız zaman şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Mesela bende olan sıkıntı şudur. Sağ tarafta hiç tanımadığım işte Endonezyalı veya Türkiye'den hiç tanımadığım insanlar listeme düşüyor. Otomatik olarak güncelliyor listenize ne kadar kişi olduğunu. E, maalesef böyle bir sıkıntı yaratıyor. E, ama oraya en azından sanırsam montonu bağlamanız gerekiyor. Satarken falan da hani Facebook bağlantısı istemiyor çoğu insan normal olarak. Facebook, VK falan bunları bağlamayın. E, bağlıyorsanız montonu bağlayın satma gibi bir derdiniz yoksa bağlayın gitsin abi. Ama dediğim gibi Facebook'a bağlamayın. Gereksiz yere listenize onlarca insan emin olun ki düşüyor ve hiç ama hiç gerek yok. Onun haricinde burada etkinlikler dönüyor. Etkinliklere gidip buradan bakabilirsiniz. Buradan kontrol ederseniz ee, şampiyon veriyor, kostüm deneme kartları veriyor. Buraya çok güzel etkinlikler geliyor. Epic kostümler buraya geliyor. Farklı farklı hediyeler, içerikler hep buralara geliyor. Ee, onun haricinde burada canlı yayın bilgileri falan var. Bunları açabiliyorsunuz. Oranlarınız burada. Buraya fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Burada kaç tane kostüm sahip olduğunuz vesaire hepsi yazıyor. Elmas çekmek için buradan giriyorsunuz, alıyorsunuz. Başka 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 itemlerden bahsedeceğim. Ama şu an değil. Çanta kısmına da burada deneme kartları burada birikiyor. Kostümlerin veya şampiyonların. Paketler burada önemli şeyler değil. Bu oyun içi gelen hediye kısmıdır. Buradan şampiyonlar çıkıyor. Hazırlıkta yeniden doğma efektleri. işte adam karşıdan kill aldığınız zaman adam öldürdüğünüz zaman üst tarafta çıkan o işte şunu şunu öldürdü diye çıkan çerçevenin kaplaması. Burada savaş ifadeleri. Bunları kullan diyerek şuradan görebilirsiniz zaten. Nerede o savaş ifadesi? Buradan kullanabiliyorsunuz. Oyun içindeyken sohbet kısmından oraya gözüküyor. Ee, ondan sonra nereye gösteriyordum ben? Ama genel olarak da tümü de burada gözüküyor. Burada birçok şey zaten var. Çok fazla teferruata girmek istemiyorum. Hani anlatılmaya gerek olmayan şeyler çok fazla var. Ee, bu mesela şu mod buradan hediyeler alabiliyorsunuz. Nasıl? Burası şu sol tarafta gözüken yıldız yazan yer var ya. Sol, solda çizgi hat bir sütun üzerinde. Oraya girdiğiniz zaman yıldızı bastığınız zaman buradan dediğim gibi görevler vesaire bunları alıp buradan ekstra özellikler kazanabiliyorsunuz. Yıldız üyeli kostüm alırsanız da her ay bir kostüm geliyor ve onu kalıcı olarak elde edebiliyorsunuz. Onun onun haricinde birçok hediye de buradan dediğim gibi seviyeye bağlı olarak yapılan görevlerle beraber size otomatik olarak veriyor. Ee, bu moddan daha doğrusu şu an şu ana panelden bahsedeceğim. Burada kahramanlar var. Bunların e, buraya girdiğiniz zaman ve bir saniye neredeydi o? Heh tamam ee, Mesela Mia'ya bastınız abi Buradan yeteneklerini seçtiğiniz zaman Bu bu şekilde e, Aslında birçok şampiyonun Özelliklerini, yeteneklerini, pasiflerini Her şeyini buradan görebiliyorsunuz ee, Video izlemenize ihtiyacınız kalmadan Buradan hero'nun ana mantığını Öğrenebilirsiniz Bu da size ufak bir bilgilendirme olarak Kalsın bunun haricinde şöyle göstereyim, bu oyundaki modlar, klasik mod sadece eğlence için girilir, oranı etki eder. Burada derece kasmanız için sıralı moda girmeniz gerekiyor. Sıralı mod kuma atlamanız, lig atlamanız artık ne diye adlandırıyorsanız buna yarıyor. Buna girmeniz için dediğim gibi belli bir seviyeye gelip belli bir maç atmanız lazım. Ve tabii ki birazcık da elinizi ısındırırsanız oyun sağlığınız ve ruh sağlığınız için daha iyi olur. Kulüp modu var. Ee, sadece tek bir koridor içerisinde rastgele iki tarafa da beşer şampiyon geliyor ve kapışıyorsunuz. Onun haricinde vsz modu var. Bu modda da e, botlara karşı oynuyorsunuz kulüp modunda veya normal haritada o şekilde. Ee, özel mod var. Burada dediğim gibi yine klasik kulüp ve taslak çekme bu banlı yani galiba ban pikli. Burada kendi arkadaşlarınız oynayabiliyorsunuz. Ve en sağda da pratik modu var. Bu modda her şey sınırsız. Altın sınırsız. Minyonları durdurabiliyorsunuz. Bekleme süreleri yok. Mana harcaması yok. Can gitme yok. Her şey sınırsız. Bu modda şampiyonlara elinizi ısındırabilirsiniz. Fani oynamak isteyen, Fani'yi elini ısındırmak isteyen kişiler de pratik modunda elini hızlandırabilir. Burada hero'yu öğrenebilir. Onun haricinde en son olarak da aksiyon modları var. Buraya düzenli olarak belli başlı modlar var. Bunlar geliyor ve eğlence tamamen eğlence modu. Herhangi bir farklı içeriği yok. Ee, yarışma kısmı burada ülke yarışmaları yapılıyor. Ee, her akşam hemen hemen her akşam Türkiye'nin de var yani burada maçı ve puan yüksekliğine göre, lig yüksekliğine göre 5 kişi 5 kişi 3 set halinde kapışıyorlar. Eee 3 setin ikisini alan o günkü ülke yarışmasını kazanmış oluyor ve o an o maçları siz de izleyip e, hediyelerde bulunabiliyorsunuz, kalp atabiliyorsunuz vesaire vesaire. Buradan başka önemli bir muhabbet MC ile zaten önemli bir faktör değil. Fatih'in Fatih'ine de geç. E, oyunda puan sistemi var. Burada global oyuncuları görebilirsiniz. E, sağ sol alt tarafta liderlik tablosu klasinin altında. Buna bastığınız zaman buradan Sokağa girdiğiniz zaman ilk 10 diyorsanız burada e, Türkiye sıralaması. Onun haricinde kahramanlara girip buradan bakarsanız da global ve sunucu. Sunucu dediğimiz şey şu arkadaşlar. Şuna da bir açıklık getireyim. Bunu birçok kişi yanlış biliyor. E, bu oyuna girdiğiniz zaman yerel olarak geçiyor tamam mı? Yerel. Ama yerel dediğiniz şey TR yani Türkiye sunucu demek değil. Bu tamamen sizin sunucunuz. Mesela benim sunucum 4207 sunucusu. E sizin sunucunuz 4500, 4600 sallıyorum. Öyle sunucular bir sürü sunucu var. Yani sunucu dediğimiz şey Türkiye değil. Yani yerel biri olduğunuz zaman Türkiye'de birinci olmuyorsunuz. Sadece kendi sunucunuzda birinci oluyorsunuz. Bir başarı ama abartılacak bir başarı değil. Yani ben yerel birim falan diye böyle atara havaya gelmenize gerek yok onda söyleyeyim. Sonuncu delik de. global seçerseniz bu dünya çapı demek. Yani genel olarak dünyada puan kasmış ve en iyi oynayan demek değil ama puan olarak en yüksek sırada olan kişiyi belirtiyor. Buradan böyle insanların yayın e, hesaplarına gelip kontrol deyip yayıncı bilgisinden izle izlederseniz şu an mesela bu herif yayında girip yayınını izleyebilirsiniz karizma var. Bunlar önemli şeyler değil. Hediye en çok hediye gönderen, işte izlenme alan. Burada attığın maç ve onun oranı vesaire şeyler var işte. Kaç maç kazandın ve kazanma oranının kaçsana göre zafer puanı falan veriyor. Başarılar önemli şeyler değil. Onlar zaten anlaşılacak şeyler. Burada da normal lig kasma puanınıza göre sıralaması var. Arkadaşlar sonucu vesaire diye de global diye de bunları ayırt edebiliyorsunuz. Ee, başarılar kısmında şöyle açıklayayım. Burada belli başlı görevler var. Bunlar amblemleri geliştirmeniz için gerçekten çok fazla etkili şeyler. Buradaki hepsi bütün görevleri ve ödevlerini görebilirsiniz. Ödüllerini ödevliyorum. Bunları geliştirmede işinize yarar. Onun haricinde birçok işte altın vesaire veriyor. Mesela 500 XP veriyor. Yüzde pardon binde altın veriyor vesaire. Buradan görevlere bakabilirsiniz. Zaten anlarsınız. Kontrol edebilirsiniz. Burası da böyle hazırlıktan bahsettim. Kahraman, liderlik, başarılar, yarışma çantadan bahsettim. Ayarlar. Burada mesaj kutusu var. Gelen kutusu böyle mesaj tarzında bir şey olmuyor ama işte size oyun içinden hediye geldiyse bunları burada görebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Güncelleme geldiği zaman buralara düşüyor. güncelleme notları vesaire. Burası da öyle bir mod. Oyundan bahsettim. Altından bahsettim. Elmas çekmeden bahsettim. Bu biletler de e, görevlerden falan veriyor. Veya sezon sonlarında veriyor. Veya açtığınız bu günlük ödüllerden vesaire veriyor. Bunları sürekli toplarsanız bunlar da gelişmenize yardımcı olur. Başka 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 düşünüyorum. Etkinlik, profil hepsi burada 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 burada, burada. bunları bahsettim. Şimdi oyun içine geçelim oyuna giriş ekranı bu şekilde tabi üst tarafta 5 alt tarafta 5 olmak üzere o şekilde gözüküyor ve eğer o an takımınızda 5 tane Türk bayrağı sahip bir insan varsa sağ tarafınızda veya sol tarafınızda Türk bayrağı gözükür 5 tane Fransız varsa 5 tane Alman varsa onların bayrakları o şekilde gözüküyor ben şu an bahsettiğim pratik moduna girdim buradan bu şekilde bütün her şeyinizi ayarlayıp ondan sonra koridorda kapat dediğiniz zaman her şey okeyleşiyor ee, yalnız bot burada eklediğiniz zaman üst tarafta gözükmüyor ya. Bahsedeceğim şey burada nasıl bahsedeceğim? Neyse şu an burada ormanları bahsedeyim. Şimdi oyunda burada mavi buff, burada kırmızı buff ve şunlar da orman bunların hepsinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle mavi buff'ı alayım. Blue buff da diyorlar mavi buff, mavi güçlendirme. Ee, özellikleri burada. Beceri bekleme süresinin %10, beceri mana tüketiminin %40, Beceri enerji tüketimini %25 düşürür. Mesela bu şampiyonda enerji var. Ee, bazı şampiyonlarda mana var. Mavi olan mana, sarı olan enerjidir. Bu da aklınızda olsun. Ee, İkisinin de gitme oranı diğerlerine e, farklı yani şöyle. Beceri mana tüketimini %40, enerji tüketimini %25 düşürüyor. Ve öldürülen birimin niteliğine göre de HP yeniliyor bu üzerinizdeyken. Yani minyondan bile bu şekilde hani enerji diyorum, enerji diyorum şeyi can yenileyebiliyorsunuz. Şu an kestiğim şey sanırsam adı Akdeniz Kaplumbağası Akdeniz Yengeci mi o şekilde bir şey geçiyor. Bunu aldığınız zaman şöyle göstereyim. Arkanıza bir şey geliyor ve bu, bu sürekli size can ve sanırsam mana basıyor. Bu da özellikleri de burada yazıyor. Yani Minyonlara bile sanırsam aynen can basıyor bu. Ee, yengeç var. Bu yengeç de şöyle alıp göstereyim. Altın buff. Altın buff olarak geçiyor. Her 10 saniyede bir 10 altın veriyor. 30 saniye sürüyor. Yani böyle sürekli 10. Ama 10 saniyede bir değil lafı daha az veriyor ya. Daha fazla veriyor yani. Her 10 saniyede bir. Bunu yanlış yazmışlar. Bunun etkisi çok daha fazla ya. Her 10 saniyede bir 10 altın verir. Dediğine göre 36 veriyor yani o zaman. Böyle bir şey yok. 2-3 saniyede bir veriyor. Onun çevirisi büyük ihtimal yanlış bir şey var onda. Veya ben bir şeyi kaçırıyorum. Ama sanmıyorum bir şey kaçırdım Bu diğerleri de dediğim gibi ee, ormanlar sadece. Bunları son vuruşlarını alırsanız daha fazla XP ve daha fazla altın alırsınız oyun içinde. Bunu öldürdükten sonra bir tane daha küçük bir velet çıkıyor. Bu da Kırmızı bafımız, Bu da son gelen güncellemelerde ayarlandı. Çok eski değil. Bunun da özelliği düşmanlara hasar verdiğinde hedefler 1 saniyeliğine %80 yavaşlar. Ve fazladan 50 artı 173 bu seviyeye göre değişiyor galiba. Gerçek hasar alıyorlar. Hani bu fiziksel veya büyü hasarı değil. Bu tamamen şeyle alakalı. Direkt oradaki değer neyse onu vuruyor rakibi. Ee, bu etkinin bekleme süresi 3 saniyedir diyor. Bunun sayesinde bizim oyunumuzda ADC ve T'ye girdi. Önceden çok fazla oynanmayan ADC artık e, göz haline geldi yani. Çünkü çok güçlü, aşırı güçlü. Şu an aldığım şey Lord'dur. Bu oyunun en güçlü ve en önemli canavarı. Bunu kestikten sonra bir sonraki minyon partında onunla beraber çıkıp ondan sonra en çok kule açtığınız koridordan Mesela ben buradan kule açsam buradan gelecek. Hiç kule açılmadığı için mitten gelecekti yine. Ama mesela bot kule açsaydım bottan gidecekti. Top kule açsaydım yani yukarı koridordaki kule açsaydım yukarı koridordan gidecekti. Ve o çıktığı anda bütün koridorlardaki lord hay ayakta olduğu süre boyunca e, bütün minyonlar şu yerden gelen bütün böcekler güçlü bir halde geliyor. Lord gittiği zamanda da e, yani minyonları keserseniz küçülmüş bir halde devam ediyor. Lord ayaktayken yapacağınız bütün atakları yapmanız gerekiyor. Onun haricinde şu an başka ne var? Tabii ki benim kaplumbağa var. Bunun da etkisi şöyle göstereyim. 80 altın artı taşıyıcı sadece kesen yani son vuruşu atan. 5 saniye içinde hiç hasar almazsa Belli bir miktar hasar emebilen ve taşıyıcının fiziksel saldırısını belirli bir miktar büyü saldırısında belirli bir miktarı artıran bir kalkan kazanıyor. Yani bu kalkan üzerindeyken benim az önce saydığım özelliklerim artıyor. Bu kalkandan gelen özellikler de dediği gibi kahramanın o anki seviyesine bağlı bir muhabbet olarak kayda geçiyor. Diğer ormanlarında herhangi bir etkisi yok ekstra yani Blue Buff, Red Buff, kaplumbağa, ormanlar, yengeç ve ortadaki Akdeniz kaplumbağası. Oyun içinden buradan bahsedeceğim başka bir şey. Sohbeti falan kapatabiliyorsunuz. Buradan şu artı işareti var ya haritanın yanında. Bakın. Ee, buna bastığınız zaman rakibe ping atabiliyorsunuz bir ünlem işareti yani. Orada bir tehlike olduğunu vesaire anlatabiliyorsunuz veya rakibi uyarabiliyorsunuz. Sağ üstteki sağ en üstte altının altında altının alt altın sayısının altında saldırı işareti var. Hemen onun altında geri çekil. Onun altında toplan. En son onun altında da bu gülen mesajcık işaretimiz de ee, bu şekilde bunları oyun dışından ayarlayabiliyorsunuz. Benim o savaş ifadesini gösterdiğim yerde savaş metinleri tarzında bir yer vardı herhalde. Oradan bunları ayarlayabiliyorsunuz savaş ifadesi burada gözüküyor. Bunları kestirme olarak o şeye basılı tutup kaydırdığınız zaman kullanabiliyorsunuz. Ee, o gülen mesaj ifadesine, yüz ifadesine. Onun haricinde en altta da geçmiş konuşulan mesajlar gözüküyor. Burada da normal yazı yazabiliyorsunuz. Herhangi bir şeyi. Ben de şuraya şöyle bir şey yazayım. Videoya beğeni atar mısınız? Teşekkürler attığınız için buradan başka bahsedeceğim İtemler konusu var İtemler konusunu ayrı bir videoda işleyeceğim ee, bütün şampiyonlara genel bir bulut dizmeyi düşünüyorum ama şimdilik bir tavsiye verecek olursam tank şampiyonları ve destek şampiyonları hariç bütün şampiyonlara e, şş, en azından şu itemi çıkın savaşçı büyücü nişancı başka ne kaldı Sülkastçıyı. Aynen. Hepsini en azından o itemi çıkın. Ee, hatta bir bile şu an tamamlanıyor o itemlerin çoğu. En azından ortaya kadar getiriliyor. Ama en azından onu kesinlikle çıkın. Eğer tank ve destek türünde şu an oynuyorsanız da baskın yerinden şu küçük tahta parçasını kesinlikle çıkın. Bu özelliklerini burada okursunuz zaten. Bu işin yanı sıra sizin minyonlardan XP almanızı sağlıyor. Ve bu sayede yanınızdaki mid oyuncusu veya ADC oyuncusu daha fazla XP alıp daha erken level alıyor. Ve 4 level'da ultisini açtırdığı zaman da oyununu mis gibi oynuyor. Yapıyor yani oyununu. Burası bu şekilde. Başka şu yenilenme olayı var. Yenilenme 60 saniye bekleme süresi var. Ve 5 saniye boyunca işte 138 sürekli sürekli hiçbir ye yenileniyor ve hasar alırsanız eğer herhangi bir şeyden o, o anda bitiyor abi oyun içinden bahsedeceğim şey sanırsam bu kadardı ee, bahsedeceğim başka bir şey daha var onun şu an sağ üst tarafına görselini koyuyorum ee, üst tarafta görüyor musunuz bakın şampiyonların üst taraflarında yeşil işaretler var bunu gerçekten çok fazla bilmeyen bir kitle var. Yorumlardan gördüğüm kadarıyla. O yeşil ifade şu demek. O an şampiyonun ulti yeteneği var demek. Kahramanın veya takım arkadaşımızın. Ulti yeteneğine son. Yani şu mesela benim bekleyin. Şu mesela buna W diyoruz arkadaşlar bu oyunda. Şu skill'e ortanca skill'e. X skill'e Q diyoruz. Buna da ulti diyoruz. Yani oyundaki bütün hemen hemen bütün şampiyonların en etkili yeteneği ultisi olduğu için öyle bir şey yapmışlar. Ee, üst tarafta dediğim gibi o yeşil ifade demek o an o şampiyonun ultisi var demek. Ona göre fightlara girebilirsiniz Ona göre fightlardan çıkabilirsiniz. Ona göre oyun yapabilirsiniz. O oyun tarzını etkileyen gerçekten çok önemli bir şey. Ee, ona göre rakibinize konuşmasanız bile aslında bir nevi iletişimde oluyorsunuz. Bu şekildeydi. Ee, harita üzerinden de kontrol yapabilirsiniz. Bu videoda aslında birçok şey yeni başlayanlar için bahsettim. Hani beni takip eden kitle bu videodan çok bir şey öğreneceğini sanmıyorum. Zaten bildiği şeylerdir ama yeni oyuna başlayan bir insana en azından bu videoyu söylerim, söylersiniz. Bir fikir sahibi olur diyemiyorum bahsedeceğim şeyler zaten daha var çok fazla var ee, ama şu videoyu hepsini sıkıştırmak istemiyorum hani tek video şeklinde çünkü dediğim gibi hani burayı bilen adam bunu gelip izlemeyecek ee, öğrenmesi gereken şeyler de bu videoda harcanıp gitme, gitsin istemiyorum ee, zaten şu an bunu attığım anda bir video daha otomatik olarak atmış olurum bugün iki video atacağım şimdi bunu kapatıp itemler videosuna geçeceğim ee, Tabii ki çekmemi istediğiniz, anlatmamı istediğiniz şeyler varsa ki vardır zaten. Alt tarafa yorumları yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şu an kanalda bir video daha var. Onu da izleyebilirsiniz. İzlemiyorsanız kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.